Efendim herkese merhabalar. Bir tiyatro değerlendirmesi için de tekrardan kamera karşısına geçtim. Öncelikle sesim birazcık boğuk olabilir çünkü dün Fenerbahçe Kasımpaşa maçı vardı. O yüzden birazcık ses kaybı yaşadım. Bahsedeceğim tiyatro oyunu Hezarfen Ahmet Çelebi. 29 Ocak 2023 tarihinde Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde oynandı. Bu tiyatro oyununa gidilir mi? Kesinlikle gidilir. Benim bu tiyatro oyununa verdiğim puan 9. Oyunculuk performansı çok güzeldi. Dekor, görsellik, sahne şovları da aynı şekilde çok güzeldi. Bu kısım spoilersız kısımdı. Bu kısımdan sonra spoiler başlayacaktır haberiniz olsun. Pazar günü öğlen saat 3'te oynandı tiyatro. İlk defa 3 seansına, öğlen seansına bir tiyatroya gittim. Eee... Çok fazla çocuk vardı yani işte aileler çocuklarıyla beraber gelmişler çok fazla hafta sonu tiyatrosuna alışkın değilim ben aslında genelde hafta içleri gidiyorum. Çok fazla çocuk vardı böyle olunca lan dedim acaba bu tiyatro oyunu çocuk oyunu falan gibisinden bir korku oluştu bende. Çünkü çocuk oyunu demek çok fazla yapmacık roller falan demek o kadar da sıkılmak istemiyordum. Nedir uçmak Hezarfen Ahmet Çelebi'nin konusu? E, malumunuz hani Ahmet Çelebi tanımayanınız yoktur neredeyse. E, 17. yüzyılın Osmanlısında Galata Kulesi'nden uçarak karşıya Üsküdar'a geçmiş bir adamdır kendisi ve bu adamın hikayesi anlatılıyor. Beni oyuna bağlayan çok fazla şey oldu. E, beni biliyorsunuz ben bu konularda birazcık da duygusalım aslında. Yani e, ilk başta tiyatroda böyle yerli Oyunların kültürümüzden, tarihimizden şeylerin gösterilmesi direkt bende artı birkaç puanla başlıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde maçın öyküsü adlı bir tiyatro oyununa gitmiştim. Hiç keyif almadım çünkü bir İngiltere'deki bir olayın anlatıldığı bir tiyatro oyunu. Oradaki duygusallıklar size hitap etmiyor. Oranın insanın kültürü sizi sarmıyor. Böyle olunca tiyatronun içine giremiyorsunuz ve vakit geçsin diye saatinize bakıyorsunuz. Fakat Hezerfen Ahmet Çelebi de öyle değildi. Bir dönemin Osmanlısı anlatılıyor. Lagari Hasan Çelebi var. Evliya Çelebi var. Yani öyle Çelebilerin olduğu çok tatlı bir oyundu. İlk başta çok büyük bir şamatayla oyun başlıyor. O zaman işte bir korku sardı dedim ya ben acaba bu çocuk oyunu falan gibisinden. Fakat o şamatanın da e, çok yerinde çok tadında olduğunu anlıyorsunuz. Çok büyük bir gümbürtüyle başlıyor çünkü oyun. Oyunun konusu sadece sadece tarihi olması beni içine çekmedi. Yani e, bu topraklarda e, birileri size daima bir şey yapamazsınız diyor. Maalesef e, halkımızın içinde bir şekilde bu yerleştirilmiş. Yani bu oyunda da çok güzel sözlerle aslında hem eleştiriliyor hem İnsanların bu yolda özgürce adım atması isteniyor aslında. Bir kader çizgisiyle sınırlandırılmış bizim hayatlarımız. Fakat o kader çizgisini keşfedebilmek için de birilerinin adım atması gerekiyor. Yani ben küçük bir odadayım, bu odanın içinde kalayım ve burada ömrümü heba edeyim. Ama bilmiyorsun ki kapının arkasında ne var, o koridor seni nereye götürüyor. O yüzden bu kaderi keşfeden insanlar, tarihimizdeki bu kader keşifçileri çok müstesna yerlere sahip aslında bizim için. O sebepten çok kıymetliydi. Yani bulunduğu dairenin alanına çıkma cesaretini gösteren ve bu cesareti de bir eli yağda bir eli balda şekilde değil de toplumdan birilerinin daima elinden eteğinden onu aşağı çekmeye çalışıp önüne bir sürü engel koyup buna rağmen yapabilmesi aslında olayı bizim için hepten daha güzel kılıyor. O yüzden Hezerfan Ahmet Çelebi'nin yaşadıkları çok kıymetliydi. Oyunda da bu çok güzel gösterilmiş. Şuna değinmek istemiyorum. İşte Hezarfen yaşadı mı yaşamadı mı? Ya biz niye kendimize bu soruları sürekli soruyoruz ki? Vay efendim neymiş? Evliya, sadece Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçiyormuş. Ee, başka diğer dönemin tarihçilerine geçmiyormuş. Ya ee, elimizde bir metin varsa e, bu metnin e, belki bugün bir başka muadilini bulamadık belki yarın bu ortaya çıkacak sonuçta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi de nitekim 18. yüzyıla kadar yoktu diye biliyorum ben yani. E, bir şekilde unutulmuştu. Ondan sonra tekrardan gün yüzüne çıktı. Yani yarın öbür gün bizim Ahmet Çelebi'miz hakkında da bir yerlerde birkaç belki birileri kalem oynatmıştır. Tarihe not düşmüştür. O yüzden tarihimizdeki bu tür kahramanları, bu tür anlatıları, bu tür rivayetleri yokluğunu kanıtlamaktansa bu halkta böyle bir figür nasıl oluştu? Hayali veya gerçek. Sonuçta Galata Kulesi'nden ...karşı tarafa uçmayı hayal eden ve gerçekleştirdiği iddia edilen bir anlatı gelmiş günümüze kadar. Veya işte Evliya Çelebi'nin bulunduğu zamana kadar. O sebepten bunları yok etmektense bunları böyle güzel oyunlarda olduğu gibi yeşertmeye çalışmalıyız. Ben oyunu çok beğendim. Oyunculuk performanslarına yani tek tek değinmek istiyorum. Lagari'yi oynayan Emir Çiçek... ...çok başarılıydı bence... ...hatta oyunu o kadar benimsemiş ki... ...o son e, Tolga Evren... ...yani Hezarfe'nin alkışlanacağı zaman da... ...sahnede bir onu böyle buyur eder gibi bir hareket yapmıştı... ...o yüzden e, Lagari'yi oynayan Emir Çiçek çok güzeldi... E, ...Tolga Evren olmasaydı eğer bu oyunda... E, ...Evliya Çelebi'yi canlandıran Fikret Urucu da... E, ...oyunun en iyisi olabilirdi... Fikret Bey de muhteşem bir performans sergiledi. Yani o Evliya Çelebi'nin deli doluluğu, ele avuca sığmazlığı, derya deniz bilgisi bunları çok güzel yansıtmıştı. Belki de hakikaten Evliya Çelebi öyle bir karakterdi. Yani Fikret Bey çok güzel can vermiş. Ona da canı gönülden tebrik ediyorum. Ve gelelim oyunun... Her şeyine, oyunun yıldızına, oyunun hezarfenine, Tolga Evren, ee, yani gidenleriniz, izleyenleriniz mutlaka vardır, bana hak vereceklerdir, tartışmasız bir şekilde. Oyun iki saate yakın bir oyundu, iki saati geçkinde olabilir. Ee, bu iki saat süre zarfında o koca AKM salonundaki, ben biraz arkalardaydım bir de. Oralara daha hissesini böyle gür bir şekilde yetiştiren, performansı bir an olsun düşmeyen, oyundan kopmayan, duygularını verebilen, gerçekten o Hezarfen'in yaşadığı sıkıntıları yaşayan ve bu yaşadığı sıkıntıları bize tamamen yansıtabilen. Bunun yanı sıra ben ilk defa bir tiyatro oyununda tiyatral bir şekilde... ...sergilenen bir cambazlığa şahit oldum. Yani şöyle düşünün... ...oyuncumuz bir ip üzerinde yürüyecek Tolga Evren... ...ve yürürken aynı zamanda tiradını atacak. Yani hem bir tiyatral performansının üst düzeyinde bir şey sergiliyor... ...aynı zamanda o ip üzerinde bir cambazlık yapıyor. Bunu o kadar güzel harmanlamış ki yani tam zaten oyunun en vurucu sözleri o an Hezarfenin dilinden dökülen hem de aynı zamanda oyuncu bir performans sergiliyor bir yandan düşmesini istiyorsunuz bir yandan e, o bütün düğümlerin çözüldüğü e, ana tanıklık ediyorsunuz o sözleri işitiyorsunuz bu gerginlik e, oyunu çok daha üst seviyelere çıkartmış O yüzden yani Tolga evrene çok teşekkür ediyorum böyle bir performansını bize gösterdiği için hezerfeni gerçekten yaşamış zaten bu yüzden de birçok kişi tarafından ayakta alkışlandı Ben de aynı şekilde çok keyif aldım günümüzde de gördüğümüz birçok ilerlemeye dönük engellerin Geçmişte de yaşandığı tasavvur edilmiş aslında. Bu doğru noktalara parmak basılmış burada maalesef. E, fakat e, ümit var olmalıyız ki yani tarihimizde Lagari gibi, e, Hezarfen gibi, Evliya gibi Çelebiler yetiştirilmiş bir milletiz biz. E, bundan çok büyük keyif aldım tarihimizde böyle ...kişilerin olması, anılması, rivayet edilmesinden. O yüzden hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi oyuna zaten 9 verdim ve e, mutlaka gidilmesi gerekenler kategorisine aldım oyunu. Yılda bir tane tiyatroya gidiyorsanız o gideceğiniz tiyatro Uçmak, Hezerfen, Ahmet, Çelebi olmalı. Ee, çok da şey yapmak istemiyorum, uzun tutmak istemiyorum. Hasılı olaylar böyle. Benim diyeceklerim de bu kadar. Ha bu arada e, Evliya Çelebi e, Hezarfen'in kaderini şöylece devam ettirmiş. Hezarfen Galata'dan Üsküdar'a doğru uçtuktan sonra padişah onu bir kese altına ödüllendiriyor ve fakat diyor ki bu adam kafasına koyduğu her şeyi yapıyor ve çok tehlikeli birisi olsa gerek. O yüzden bunu aynı zamanda ben Cezayir'e sürüyorum diyor. Böyle de bir şey not düşmüş tarihe Evliya Çelebi. Hezarfen Ahmet Çelebi de oralara gitmiş. hani günümüzde de bir söz vardır ya Türkiye'deysen hani hiçbir başarı cezasız kalmaz diye. Elhamdülillah bunun kökleri ta Osmanlı'ya kadar gidiyormuş. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Fakat sonuçta monarşi nasıl yıkıldıysa, nasıl cumhuriyeti elde ettiysek bu tarz yanlışlarda yani başarının cezalandırıldığı senaryolarda inşallah en kısa zamanda tersine dönecektir diye düşünüyorum. Önümüzdeki tiyatrolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.